kutlamalarınızı alabilir miyiz? Efendim tabii ki. Teşekkür ederim. Cumhuriyet Bayramımız. Buyurun efendim. Kutlu olsun efendim. Buraya bütün özel bayramlarda, Türkiye Cumhuriyeti'nin bayram olarak kabul ettiği çok özel günlerde hepsinde geliyorum efendim. Ha, kimse gelmemiş veya gelmiş beni ilgilendirmiyor pek. Bireysel olarak görevimi yapmak istiyorum sadece. İzin verirseniz şu karşıdaki çiçekçi Ronan hanımlar var. Onlardan birinden her zaman yaptığım gibi çiçek alıp atama takdim edeceğim. O hanım niçin önemli benim için? Evet, buyurun. 5-6 sene kadar önceydi. 9 Eylül yasaklanmıştı hükümet tarafından. Ben geldim buraya. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu. Evet. Ama aynı zamanda da CHP'nin kuruluşu biliyorsunuz. Evet. Aynı tarih. Ben çiçek aldım, 5 lira verdim hanıma siftah olsun diye. Zar zor kabul ettirebildim. Daha sonraki gelişlerimde para almadı benden. Olmaz Gazi abi, olmaz. Dedim ki bacım, sen burada çalışıyorsun hani, bu senin ekmek paran, az da olsa bir siftah etmiş olursun. Yok dedi abi, almam. Neden dedim? Sen dedi o çiçekleri Atatürk heykeline işaret ederekten o koca adama götürüyorsun dedi. Koca adama. Yani atamıza değil mi? Evet efendim. Dedi ki o koca adam olmasaydı biz burada ekmek parası kazanamazdık. Onun için ben senden çiçek parası alamam dedi. Ben de her gelişimde o hanımefendiyi, benim için gerçek bir hanımefendi, onu ziyaret ediyorum. İki veya üç tane karanfil alıp kırmızı beyaz atamı saygı duruşundan sonra bırakıyorum. Görevimi yapmış diye düşünüyorum kendi kendimi. Ondan sonra ayrılıyorum efendim. Buyurun beraber. Gene aynı şekilde davranmak istiyorum. Evet, buyurun lütfen. Olursa. Elbette. Teşekkür ederim efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Buyurun. Evet, nasılsın Erdem abi? Ben de iyiyim, Allah'a şükürler olsun. Arkadaşlarım yardımcı oldular, sağ olsunlar. Ben de buraya neden geldiğimi sizden de bahsederken anlattım. Evet canım benim. Merhaba. Sizler. Nasılsınız? İyiyim şekerim, sen nasılsın canım benim? Medine şu parayı bozdu, dönerciden de gel. Evet. Cumhuriyet Bayramımız. Evet. Duygularınızı ve düşüncelerinizi alabiliriz. Ne yapayım? Çok güzel bir gün. Başka bir şey diyemiyorum yani. Siz nerelisiniz? Buralıyım, İstanbul. Doğma abime Türkiye. Babaanne. Evet. Atatürk hakkındaki düşünceleriniz nedir? Rahmetli babam da onu çok seviyordu. Onun heykellerini yapıyordu. Biz Atatürk'ü seviyoruz canım benim. Peki Ekrem Bey'le tanışma sürecinden bahsedelim. Erdem abimle tanışalı epey bir süre oldu. Ne kadar oldu? Bu oldu 5-6 sene oldu, evet. Değil mi? Söyle canım benim. Evet, ne kadar süre oldu? Nasıl? 5-6 sene önce burada Anıtay, o zaten her törende gelir. Atatürk'ü bir ziyaret eder gider. Peki. Başka bir şey diyemeyeceğim Erdem abi. O zaman ben söyleyeyim. Para verdim, almadı. Siftah etti. Yok dedi. Neden dedim? Sen dedi o çiçekleri o koca adama götürüyorsun dedi, Atatürk'ü kastederekten. O koca adam olmasaydı biz burada ekmek parası kazanamazdık dedi. Dolayısıyla benim için İstanbul'daki tanıdığım en fevkalade hanımlardan biri efendim. Onun için onu ziyaret etmeden gidemem.
bu sabah Taksim'de Cumhuriyet'i kutlamak üzere atamın huzuruna çıktık efendim. Görevimi yaptığımı zannediyorum. Çünkü Cumhuriyet resmi bayramlarımızın en üstteki çizgide bulunanı. Benim için hepsi yüksek. Bütün bayramlarımız. Saygı duyuyorum. Özel tarihler var. 9 Eylül, 6 Ekim. Yani İzmir'in, İstanbul'un kurtuluşu gibi. Evet, bu tarihleri biraz daha açabilir miyiz? Tabii ki efendim. Mesela 23 Nisan, 19 Mayıs. Bunların hepsini ayrı ayrı hocalarımız okuldayken bizlere öğrettiler. Ben de becerebildiğim kadar çevremdeki öğrenci kardeşlerime, evlatlarıma anlatmaya çalışıyorum efendim. O kadar görev telakki etmişim ki efendim. Mesela bugün yağmurlu bir gün. Olsun, önemli değil. Ben gelip atamın huzuruna çıkıp Cumhuriyeti hala çok sevdiğimizi ve yaşadığımız müddetçe ben ve benden sonraki güvendiğim arkadaşlarım, kardeşlerim devam ettirecekler diye atama söz verip görevimi yaptım, dönüyorum diye içim rahatlıyor. Daha önceleri de gelmiştim ama bireysel olarak 2012'den beri buradayım efendim. Özel bir giysi görüyoruz üzerinizde. Biraz bahseder misiniz lütfen? Tabii efendim, bu Kore ve Kıbrıs gazileri için devletimizin uygun gördüğü kıyafet. Ya devlet bunu bize vermiyor ama bazı kuruluşlar ikramda bulunuyorlar. Benim gibi bazı arkadaşlar da kendi cebinden işte temin etmeye çalışıyor. Hep bir örnek olursak konuya duymuş olduğumuz saygının ifadesidir diye dikkat etmemiz gerektiğine inanıyorum. Yani siz bir Kıbrıs gazisi olarak devletimiz size bu giysiyi kendisi vermedi mi efendim? Hayır. Devletin öyle bir mecburiyeti var mı bilmiyorum. Varsa benim haberim yok. Yoksa zaten hiç pek ilgilendiği yok. Bir de gaziler arası zaten ayrım var efendim. Onun için daha önce bahsetmiştim, hatırlarsınız. Mesela çok değerli komutanlarla çalıştım. Mesela Burhan Özbey, Diyarbakırlı, istikamcı, general oldu sonra. Yaşadığım müddetçe gördüğüm belki de bir numaradaki kişi diyebilirim. Veyahut ayırım yapmayayım izin verirseniz. En yukarıdaki 10 kişi varsa 34 senede tanıdığım bir tanesi Burhan Özbey'di. Mesela Sabri Özer, Malatya'daki alay komutanı. Dünya tatlısı, köprücülük konusunda ayaklı kütüphane. Amerika'da beraberdik kendisinden. Tesadüf burada da tanıştık. Olmayan, yapılamamış işler varsa ona ilettikleri zaman Allah razı olsun çok güveniyordu. Erdem'e gidin halleder diyordu. Evet. Demiş. Bir iki arkadaş da geldiler, abi alay komutanı size çok güveniyor. Biz de hoşumuza gitti. Çay içmeye geldik dediler. Mutlu oldum. Ben görevimi yapmaya çalışıyorum ve şimdiye kadar hiçbir görevden ne imtina ettim ne de yapamadım. Bu kaldı dedim. İçim rahat. Onun için rahat rahat konuşuyorum. Maaşlıyım ben, ne olur. Yok, estağfurullah. Peki madalyalarınızı izleyicilerimiz için bir anlatabilir misiniz lütfen? Buyurun. Efendim şu 1968'de Amerika Birleşik Devletleri Virginia'daki İstikam Okulu'na gitmiştim. Orada 30 kişilik sınıf mevcudumuz. Hepsi Amerikalıydı. Bir ben yabancıyım. 6. olarak mezun oldum. Dolayısıyla bunu verdiler. Taşıma hakkı, belgesi vesairesi, diploması falan var. Bu ikincisi ise
Eski Şişli Belediye Başkanı, ismini hatırlayamadım şu anda. Şimdi yeni parti kuruyor gene. Kıbrıs Türk Kültür Derneği ile müştereken madalya hazırlamışlar gaziler için. Baktım ismen göndermişler derneğe. Dernekten telefon ettiler. Böyle böyle madalyanız var, gelip alın diye. Onu aldım. Kaç bu, senesinde? Valla bir 10 sene kadar oldu efendim. Yani. Bu üçüncüsü ise Muharip Gaziler Derneği tarafından verildi. Kaç senesinde efendim? Tam hatırlayamıyorum ama 11-12 sene falan oldu. Arkadaşlar, oradaki görevli arkadaş dedi ki Erdem abi para ödememiz lazım. Ne kadar? 42 lira. Niçin dedim? Dedi altın suyuna batırmışlar dedi, öyle Ankara istiyor dedi. Ankara'yla kast kim bilmiyorum. Almak istemedim. Parayla olduktan sonra bavul ticareti yapıldığı zaman Mahmut Paşa'da, Beyazıt'ta Rusların bir sürü madalyaları vardı. Meraklısı olsam onlardan 50 kuruş bir yere 10 lira verip alıp takarım. Ama mesele o değil. Ben görev yapmaya çalıştım. Görev için gittim. Tuttular benden madalyanın 42 lira parasını istediler. Almak istemedim. Sonradan dedim ki alayım. Hiç olmasa konuşma hakkım olur. Söz söyleme hakkım olur. Aldım. Affedersiniz, sağ tarafımı taktım önce hepsini. Dedim ki istedim ki biri sorsun, bunlar sağ değil sol tarafa takılır. Sağ tarafa sadece İstiklal madalyasını takabilirsin diye. Kimse sormadı. Dikkat etmediler. Dikkat etmediler mi acaba, bilmiyorlar mı? Herhalde bilmiyorlar efendim. Yoksa dikkat etseler ukalalık olsun diye söylerlerdi. Ben sorsalardı şayet, size ne, paramla aldım istediğim yere takarım diyecektim. Öfkemi belirtmek için. Sonra normal olarak oraya taktım. 2010 senesinde Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilk defa gazileri davet etti. 10 kişi Yalova'dan, 10 kişi de İstanbul'dan, 20 kişilik bir grup hükümetin davetlisi olarak Kıbrıs'a gitmiştik. Yaşlı ve işte rütbeli olduğum için grup lideri beni uygun görmüşler. Özel karşıladılar havaalanında. Meclis başkanıyla, cumhurbaşkanıyla, başbakanla, rahmetli Rauf Denktaş'la, efendim Dışişleri Bakanlığı'yla Kıbrıs'ı dolaştık ve bizi misafir ettiler. Çok mutlu oldum. O zaman bu madalya konusunu hatırlatmıştım Sayın Cumhurbaşkanı'na. Dedim ki efendim bir anı olarak lütfederseniz, tabii dedi düşünüyoruz dedi, onları en kısa zamanda yapacağız dedi. Ancak bu seneye denk geldi. Olsun, mutluyum. En azından ismen yazmışlar bir toplantı için. Ben rahatsızdım, gidememiştim. Beylikdüzü'nde bu yardımlaşma şeyi var, kurulu. Oranın müdürü, müdüresi bir hanımefendi. O telefon etti. Gittim, kendisinden tanıştık ve madalyamı teslim etti. Bende duruyor dedi. Sağlıklı madalya. Evet efendim bu. En azından Kıbrıs bizi unutmamış. Ben de mutluyum. Benim için gurur vesilesi. Görevini yap. Daha önce aslında verilseydi değil mi? Kısmet efendim. Ben o... Siz kibarlığınızdan eleştirmek istemiyorsunuz, anlıyoruz. Sordum dedim, herhangi bir ücret gerekiyor mu efendim? O ne demek dedi. Sayın Gazim dedi. Öyle şey olur mu? Neden aslında dedi, olması gereken değil mi? Neden böyle söylediniz dedi. Dedim ki bunun için 42 lira mı aldılar dedim. Şimdi daha fazla istiyorlarmış arkadaşlar söyledi.
sporcular basitlemiyorum. Ben de gençken, okuldayken spor yapardık. Güreş antrenörümüz Mersinli Ahmet'ti. O dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu. Spor hocamız Kamil Üzmez isminde bir üsteğmendi. Yakışıklı, uzun boylu. Artist gibi bir insan. Biz üç kişiydik. Atletizmdi. Ben 100, 200, 400 koşuyordum. Diğer arkadaşlar da 1500, 3000, 5000 ve maraton. Üç kişi. Hatta o zaman Mersin'de 54-57'de oradaydık okulda. Spor için gittiğimizde yarışmalara sivil hocalar bizim Kamil Hoca'ya sataştılar. Tabii arkadaşça takılarak da. Ne o dediler Kamil Bey, koskoca spor okuluna bula bula üç kişi mi buldun dediler. Yok mu başka? Yok, bu çocuklar yeterli dedi. Bize dedi ki hadi başlayın diye işaret etti ama bakışlarında geri kalırsan canına okurum der gibi bakış vardı. Haklı. Kendisi ordular arası dünya üç adım atlama dördüncüsü. Dünya dördüncüsü adam. Tabii hepimiz birinci geldik. Başkaları koşulacak mesafe var mı dedi. Bütün sivil hocalar kafalarını öne eğdiler. Bir şey diyemediler. Yani o gırgır şamata, affedersiniz tabiri caizse, onu kaldırdılar arada. Bu güzel midir bilmiyorum. Onu söyleyeceğim. Sporculara bakıyorum, bu madalya, madalya, madalya. O üç tane, beş tane, on tane madalyası olanlar. Biz savaşa iştirak etmişiz. Bir tane madalya vermiş devlet, 42 lira para istiyor. Ben Amerika'ya giderken asker elbisenin 1, 2, 3, 4 tane ön düğmesi var maden. 2 cep, 2 de yan cepte, 4 tane de orada, 8 küçük onlar. Teknisyenim yakamda çark var, 2 de o, 10, bir kokart, 11, şapkanın kenarındaki 2 tane düğme daha, 13. Hepsini kapalı çarşıda altın suyuna batırttım efendim. Tanca'dan bir çift ayakkabı aldım o zaman. Evet. Siyah bir ayakkabı, resmi elbisenin altına onu giydim. Kendimi biraz düzeltmeye çalıştım, süslemeye. Neden? Yurt dışına gideceğim Amerika'ya 52-53 sene önce. Buradaki meslektaşlarımı, ordumu temsil edeceğim diye dikkat ettim kendime. Ama devlet baba bize bir madalyayı 42 liraya çok gördü. Gücüme gitti bu. Yoksa hani 40 lira 50 lira sorun değil. Hiç vermese de önemli değil. Affedersiniz. Mesela diyelim bir arkadaşta hiç yok. Bende 4 tane var. Hiç olmasa ne olur? Ne fark eder? Bunlar beni büyütmez. Ama onur veriyor. Bir göreve gitmişim. Dolayısıyla takdir etmişler, bunları vermişler diye. Başka sorunuz varsa? Elbette. Şimdi önünüzde belgeler görüyoruz. Biraz da onlardan bahsederseniz. U-Politics izleyicilerimize. Buyurun lütfen. Tabii. Efendim bu 2002 yılında Kıbrıs Harekatı'na ve Kore Savaşı'na katılan gazilere gönderilmiş bir yazı. Evet efendim. Nedir yazının içeriği? Genelkurmay Başkanlığı karargahı oluşturan başkanlıklardan biri de Askeri Tarih ve Stratejik Etüt ATS Başkanlığı'dır. Bu başkanlığın başkanı olan Hava Kor General İsmail Özalp adlı generalim yazı göndermiş. Der ki bu yazının içeriğinde savaşta Kore ve Kıbrıs Savaşı'nda bulunup da izlenimlerimizi bize yazarsanız eksik gördüğünüz taraflarımız var mıydı? Veya yanlışlar var mıydı uygulamalarda? Bunları bize bildirirseniz biz de bu eksikliklerimizi gidererekten en düzgün şekle getirmeye çalışırız. O tarihsel süreci değil mi?
Hava Koru General İsmail Özal adlı komutanımın hitabı. Yazıları beklerken siz sayın komutanlarımızın ve büyüklerimizin de çok değerli hatıralarının olacağını düşünüyor ve bu hatıralarınızı almayı arzu ediyoruz. Şimdi bu kor general, sayın komutanım, komutanlarım ve büyüklerim diye hitap ediyor. Ben kıdemli başçavuş olarak, astsubay olarak bu tabir karşısında utandım, ezildim. İnsan bu kadar tevazu sahibi olabilir mi? Ben komutan olamayacağım oluyor. Herhalde yaş itibariyle biraz daha yaşlı olabilirim ondan. İşte şunlar eksikti, bunlar eksikti diye yazmak kabalık olur. Askeri terbiyeme uymaz diye ben tuttum. Kendimce önemli, bizzat yaşadığım hadiseleri biraz karikatürize ederek hikayeler halinde 15-16 tane onu gönderdim. Bana bir kart göndermişti, Allah razı olsun. Ama o kartı kaybettim, ne yaptım bilmiyorum. Nezaketiniz için teşekkür ederim diye yazmış. Hani söylemek istediğimi anlamışlar. Ona çok sevinmiştim efendim. Bu hadiseler var. Örneğin muhabere eksikliğimiz, efendim lisan eksikliğimiz, yedek parça meselesi, Amerika ambargo koydu. Hiçbir şey yok. Çok zorlandık. Samimi söylüyorum hanımefendi, sabahlara kadar çalıştım. Vallahi billahi. Ha diyeceksin ki ne var, iş mi? Hayır değil ama herkesin bir yatıp uyuma ihtiyacı var. Biz bir ağaç dibine çöküp sabahlardık veya ne bileyim mesela 16 gün hiç unutmam, 16 gün ayağımdaki botları, postalları çıkaramadım. Yok. Bir gün özür dileyerekten söylüyorum, beni bağışlayın ne olur. Tuvalet ihtiyacı için gittiğimde iç çamaşırımın fevkalade kirlenmiş olduğunun farkına vardım. Yerde yatıp yuvarlanıyorsunuz. Su yok. Elektrik ve su Rum kesiminde yönetimi. Dolayısıyla hepsini kısıtlamışlar veya kesmişler. İç çamaşırımı çıkardım, yıkadım deterjandan, tel örgüye astım kurusun diye. Bu arada da seyahat tamirhaneye gittim. Bir çavuşum vardı, Abdurrahman Savaş diye. Çok fevkalade, becerikli, usta ve beyefendi bir çocuk. Ona gittim, ona iş tarif ediyorum. O tarifim bitti. Dedi ki tamam komutanım, ben bunları yaparım. Aklıma geldi, dedim ki çamaşırım oradaydı. Gittim baktım, çamaşırım yok. Neredeymiş? Baktım, birisi almış. Oh. Ben bir hafta kilot giymedim, özür dilerim. Yok. Harekat bitti. Denetleme oluyor. Tabii saç sakal falan karma karışıkız. Bir sakal tıraşı olabiliyoruz ama rütbeliler bıyık bırakıyor çoğu. Terfilerimiz yok, söktük onları. Usul öyleymiş. Karşı taraf rütbeli kişileri öncelikle vurmaya çalışıyor ki dağılsınlar diye, asker başsız kalsın diye. Usul öyle diye bizden de söktüler. Üst komutanı geldi, Tuğ General. Baktı falan, dedi ki sıraşına, saçlarına falan dikkat et dedi. Başsın dedim. O senin elbisen de dedi. Çok berbat dedi. Değiştir onu dedi. Ben de dedim ki efendim başka elbisem yok dedim. Arkadaşından bul dedi. Arkadaşım nereden bulsun efendim?
Hani kendileri komutan tamam da bir yedek elbisesi var, bir de yedek arabası var. Çünkü arabasının bakımı için devamlı bize geliyordu. Ben nereden buluyum? Benim iç çamaşırımı yıkadım, astım. Onu almış arkadaş. Kim aldı bilmiyorum. Bir hafta özür dilerim, çamaşırsız gezebilir misiniz? Atlet olsa iyi. Daha kötüsü. Bilmiyorum. İnsan bazı zorlukları yaşıyor. Bunları okursanız o zaman çok daha iyi anlayacaksınız. Ben yazdım onları, bitirdim. Bu numune olarak bazı arkadaşlarıma şey yaptım, verdim. Onlar da çok memnun oldular, beğendiler. İyi ifade edebildiğimi zannediyorum. Türkçeyi seviyorum. Bazı hikaye ve şiirlerim de var. Mesela burada bir tane... Paylaşırsanız çok memnun oluruz en azından bir tanesini. Buyurun. Oğluma yazdığım bir şiirim var. Onu da gönderdim. Yani sizin sesinizden dinlemek isteriz. Tabii efendim. Oğluma. Öylesine gönlümdesin ki sıra dağlar gibi. Resmine her bakışta, her anışta eriyip sanki tükeniyorum kahrolurcasına. Seni sevmek ne güzel. Sarılıp, kucaklayıp bağrıma basıp, gözlerini, yanaklarını öpmek. Öylesine tatlı ki, senin kokunla karışmış sokağın tozlu kirli kokusu bile, küçücük kirli ellerinle tertemiz alnından kovarken saçlarını, o minicik ellerinle yüzünde bıraktığın ter ve toz karışımını, canım babam diyerek bebekçi çağrını anlatamam ki. Öylesine gönlümdesin ki, öylesine hasretim ki sana. Ayrılıkların en uzunu, en dayanılmazı bu. Sana olan hasretim. Devamını ben okuyabilir miyim? Devamını mı? Tabii. Evet. Ben çok beğendim çünkü. Teşekkür ederim. Nerede kaldık? Öylesine gönlümdesin ayrılıkların... Öylesine hasretim ki sana, ayrılıkların en uzunu, en dayanılmazı bu. Sana olan hasretim, günlerimsin benim, aylarım, hatta bağırım, kışım. Olmaz derdim, belki derdim, dudak bükerdim çoğu kez. Şimdi ise öylesine üzgün, öylesine yıkılmışım. Okula da başlamışsın, anladığımca annenin mektuplarından. Zaman bu kadar çabuk mu geçiyor orada? Bense... Bitiremiyorum sensiz günleri burada. Evet efendim, 16 Kasım 1974 Girne.